Çok teşekkür ederiz. Sana da zahmet oldu. Rica ederim. Murat'ı bulduk ya. Önemli olan o. Murat, çok memnun oldum seninle tanışırma. Ne diyor? Beni mi çağırıyorsun? Bizimle bir çay içer misin diyor. Çok isterdim Murat'cığım ama bu akşam bir işim var. Gitmek zorundayım maalesef. Ama istersen cumartesi buluşabiliriz. Çiftliğe gideriz. Atları görmek ister misin? Teşekkür ederiz ama biz hafta sonu müsait değiliz. Yasemin yapma. Bana kızgınsın anlıyorum ama bırak da çocuk güzel bir gün geçirsin ha. Lütfen. Of Murat ya. Ne diyor? Atları hiç yakından görmemiş. İyi geceler. İyi geceler. Hadi. Sence kabul edecek mi? Neyi? Almanya'da önemli bir pozisyon teklif etmişler Oktay Bey'e. Hadi ya. Mehmet. Bilmiyormuş gibi yapma Allah aşkına. Yok vallahi bilmiyorum ya. Nereden bilebilirim? Yani? Terfi mi almış? Öyleymiş. Berlin merkezde operasyon direktörlüğü. Vay. Ya. Süpermiş. Ya. Umarım gitmez. Niye? Ya niye olacak? Kim bilir kimi getirecekler başımıza. Kim getirecekler? Seni. Ya da Cem'i. Başka ihtimal mi var? Oktay Bey. Üzgünüm. Geciktim. Cem. Nerelere kayboldunuz lan? Sağ ol. Tersaneden biri görünmüyorsun. Ufak bir işim var. Kusura bakmayın. Peki seninle biraz konuşalım mı? Tabii ki. Teşekkür ederiz Nevin abla. Seni zor durumda bırakmadık değil mi? Yok canım ne zoru. Murat nasılsın? İyi iyi iyi. Bir şeyler atıştırıyoruz şimdi. Seninle birlikte vakit geçirmek ona iyi gelecek kızım. İnşallah. Yeter ki o iyi olsun da başka bir şey istemiyorum. Amin amin diyelim. Hadi güle güle. Hadi görüşürüz. Ben de seni çok seviyorum. Resmen kulis yapıyorlar. Şu an iş bağlamıyorlarsa ben de Pelin değilim. Bence sen de yanlarına git. Cem, ben seni düşünüyorum oğlum. Selam. Selam. Özel bir şey konuşmuyordunuz değil mi? Yok canım, öylesine konuşuyoruz biz. Fişir ne yapıyor? Sıkılmasın. Yok ya. Karısıyla telefonda konuşuyordu en son.
Oktay Bey, nasıl? İyi iş çıkardık değil mi? Gerçekten harikaydı. Bayıldılar. Bayılacaklar bir zahmet. Sabaha kadar anam ağladı yani. Yalnız bu iş için herkes çok iyi çalıştı. Seni çağırıyor. Görüşmek üzere. Tamam. Ben ne diyordum? Ben seni düşünüyorum. Cem bak son zamanlarda hiç iyi görmüyorum seni. Yani iş anlamında söylemiyorum. Yanlış anlama ama bir sıkıntın varsa söyle. İyiyim. Yani sıkıntım olduğunu nereden çıkardınız? Yüzün hiç gülmüyor çünkü. Bir derdin varsa söyle bana. Çünkü ben senin abin sayılırım. Çok sağ ol. Ama iyiyim gerçekten. Peki. Emin misin? Ben seni düşünüyorum mu dedi. Kelimesi kelimesine. Ben seni düşünüyorum dedi. Al işte. Kesin onu seçti. Adam resmen gözümüzün önünde CEO olacak. Hayır ne diyor da ikna ediyor ben anlamıyorum ki. Oktay Bey'in sen dururken onu seçmesi çok saçma. Cem onun gözdesi. Çok güveniyor ona. O zaman sen de Cem'e olan güvenini boşa çıkar. Cem'in o kadar da güvenilir biri olmadığını anlasın. Kolay değil o. Cem şeytan gibi akıllı. Bence sen bin kat daha akıllısın. Cem'in durumunu sarsacak bir yol bu. Onun CEO olmasına izin veremezsin. Bu senin hakkın. İyi de nasıl bilin? Cem'le pozisyonlarımız farklı. İşlerimiz kesişmiyor bile. Benim aklımda bir yol var aslında. Nasıl bir yol? Cem benden hoşlanıyor mu? Nereden çıkardın? Olur mu öyle şey? İş yerinden arkadaşım sadece. Sen niye gülüyorsun? Çok ayıp ama. Bir daha görmeyeyim. Murat'ın bineceği atın adı Marla. Hadi, uyku vakti. Hadi. Sende vaziyet nasıl? Güzel. Yükleyici firmalardan teklif bekliyorum. Güzel. Cem sen Odessa projesine başladın mı? Başladım Oktay Bey. Ama henüz ekibi kurmadım. Yardıma ihtiyacın var mı? Ne o elma atacaksın? Atarız abi ne olacak? Sana bir teklifim olacak. Bizim Pelin boşta. Yeni işe başlayana kadar alsana onu ekibine.
Pelin. Hı. Bayağı işine yarar. Hem çatır çatır Rusça konuşuyor. Bence alacağım. İyi fikir. Çünkü Ruslarla İngilizce konuşmak çok zor olur. Olur. Rusçası işe yarar. Peki başka bir şey var mı? Yok. Tamam. Arkadaşlar, Almanlar mutlu ayrıldığı için hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Cem, sana bomba bir haberim var. Oktay Bey'in yeni pozisyonunu mu diyorsun? Ah, sen nereden biliyorsun? Kendi söyledi. Kabul edecek mi dersin? Onunla alakalı bir şey söylemedi. İnşallah gitmez. Böyle çok iyiyiz. Bence de. Cem, yalnız Mehmet, Oktay Bey'in yerine CEO olmaya hazırlanıyor. Bilgin olsun istedim. İyi yapıyor. Hazırlansın tabii. Pelin, Odessa projesi ekibindesin. Aysun'dan dosyaları al, çalışmaya başla. Teşekkür ederim Cem Bey. Ne diyor? Atları ilk defa bu kadar yakından görüyormuş. Çok güzeller değil mi? Sevsem kızar mı diyor. Kızmaz, niye kızsın? Evet aşkım haklısın. Ama beni tanımıyor, ya kızarsa? Tanımıyor ama hissediyor Muratçığım. Atlar her şeyi hisseder Muratçığım. Kim iyi, kim kötü, kim onlara zarar verecek, her şeyi anlarlar. Korkma, hadi sevelim. Çok sevdim Murat'ı. Evet. Murat'ın işitme engelli olduğunu niye söylemedin o gün? Bilmem. Farkında bile değilim. Sanki herkes biliyormuş gibi geliyor bana. Daha önce de kaçtın mı? Yok. İlk defa. Ameliyatın ertelendiğini öğrenince dağıldı tabii. Niye ertelediniz? Bazı sorunlar çıktı. Ne zaman ameliyat olacak peki? Bilmiyorum. Belli değil daha. Murat dikkat! Baksana ben bile unutuyorum bazen. Sanki beni duyabilecekmiş gibi. Hep yurtta mı kalıyor? Evet. Senin de niye kalmıyor? Bizim babalarımız farklı, annemiz aynı.
Ben de velayet davasını açtım ama daha davamız sonuçlanmadı. Soyadlarımız farklı ya, sorun oluyor. Sen de mi yetiştirme yurdunda büyüdün? Evet. Almancayı nereden öğrendin peki? Almanya'da doğdum ben. Annenize ne oldu? Çok mu soru soruyorum? Gel. Gel ablacığım. Buradan. Gel. Çok sevindim ablacığım. Ne diyor? Buzla çok eğlenmişler. Murat, çok terlemişsin ablacığım. Dur, gel. Nasıldı? Bir daha gösterir misin? Ya aşağı doğru. Cem. Cem demeyi öğrendin. Bir dahakine daha çok şey öğreneceğim ama. Bir dahaki mi? Her şey için teşekkür ediyor. Rica ederim, nasıl deniyor? Önemli değil dedi. Ben teşekkür ederim'i de kullanıyoruz. İkisi de. Önemli değil. Ben teşekkür ederim. Önemli değil, ben teşekkür ederim. Oldu mu? Oldu. Şimdi de haftaya tekrar buluşalım demeyi öğret. Haftaya tekrar buluşalım. Haftaya tekrar buluşalım. Çak. Murat. Aşkım hadi geldik. Ben teşekkür ederim asıl. Sayende çok güzel bir gün geçirdim. Ne diyor? Unutmamışsın diyor. Niye unutayım? Şimdi ne dedi? Unutursun sanmış. Herkes hemen unutuyor diyor. O zaman ne yapalım biliyor musun? Unutmamam için dersleri sıklaştıralım. Olur mu? Hadi aşkım, Nevin ablayı bekletmeyelim. Cem, biz çok teşekkür ederiz. Ben bekliyorum burada. Yok, beklemene gerek yok. Olur mu canım, bırakırım ben seni. Yok, ben zaten Nevin ablayla çay içeceğim. Biraz sohbet edeceğiz. Peki. Ben çok teşekkür ederim. Sayende Murat çok güzel bir gün geçirdi. Sevindim. Haftaya nereye gidiyoruz? Bakarız. Sonra konuşuruz. Tamam? Hop! Adam. Çak bakalım. İyi dinlen olur mu? Haftaya görüşüyoruz. Hadi güle güle. Görüşürüz. Görüşürüz. Thank you.
Murat kuzum, çok özledim ben seni. O da seni çok özledi Nevin ablası. Güzel gözlüm benim. Hadi aşkım, Nevin ablayı üzme tamam mı? Ben de seni çok seviyorum. Söyle bakalım. Seni bu dünyada en çok kim sever? Ben tabii ki. Oh. Çok sağ ol Nevin abla idare ettiğin için. Ne demek kuzum, lafı mı olur? Hadi, iyi akşamlar sana. Hadi görüşürüz. Yasemin o gün nasıl bulmuş tek başına çocuğu? Lan ben koskoca ekip çıkardım bulamadılar. Kim demiş tek başına bulduğunu? Nasıl? Biri yardım mı etmiş? Söylesene kimle bulmuş? Vay Birkan. Gece gece amma sordun. Kimle bulmuşsa bulmuş sana ne? Ay taktın ama sen bu Yasemin'e. Bak bir daha söylüyorum. Bu kız sana göre değil ablacığım. Söylesene lan kimle bulmuş? Ne bağırıyorsun bana be? Aa. Allah Allah. Cem Bey'le bulmuş. Oldu mu? Cem Bey kim? Benim çalıştığım büyük holding yok mu? Hah. Marin Marin. Orada çalışıyor. Ne iş yapıyor orada? CEO yardımcısı. Tepedeki üç kişiden biri. Uygun mudur? Artık Yasemin'e yazıyor mu, yürüyor mu, ne yapıyorsa. İşte aramışlar, beraber bulmuşlar. Soyadı ne bu Cem'in? Ay ne yapacaksın Birkan? Sana ne soyadından? Allah aşkına sana ne? Söylesene. Yenilmez Birkan, yenilmez. Cem Yenilmez. Aa, Arda denen Zibide'nin abisi lan mı? Birkan, parayı havale ettim bu arada. Huu, teşekkür yok mu? Duyuyor musun? Kapat kapat hadi işim gücüm var benim ya. Ay, ay. Kardeş değil baş belası. Al bakalım. Sağ ol abicim, eline sağlık. Afiyet olsun. Oh be. Aradım açmadın. Neredeydin oğlum bütün gün? Evdeydim. Nerede olacak? Cumartesi, cumartesi. Ne yapıyordun? Hiç. Film izledim. Uyudum falan. Uyudun. Cem? Hayırdır? Ne hayırdır abi? Ben insan değil mi? Uyuyamam mı? Uyursun da ne bileyim böyle bir... Hallerim bir garip bugün. Cem? Oğlum bir kız falan mı var yoksa? tamam anladım. Sen aşka inanmıyorsun. Eyvallah. Ama var ya... Bir gün öyle bir çarpılacaksın ki... Feleğin şaşacak feleğin. Tabii. Eminim öyle olur abi. Ya Cem... Annen ofis tutmuş. Annen değil, Ekber abi. Bel kız. Lütfen bir daha söyletme bunu. Ne ofis tutuyormuş? İş mi kuruyormuş? İş kuruyormuş. Üstelik kendine de değil. Arda'ya. Al bak. Hatta kendi sesi bile yok. Şirketin %90'ı Arda'nın üstüne. Yani? İşler mi çeviriyor diyorsun? Sence çevirmese
bacak kadar çocuğa koskoca şirketi teslim eden, dediğin gibi yıllar sonra niye ortaya çıktı? Kesin bir işler çeviriyor bu kadın abi. Kesin. Artık posta diye bir şey kalmadı diyordum. Her gün bunlardan geliyor. Sağ ol Aysun. Rica ederim Cem Bey. Thank you.
Cem Bey, ben dosyaları masanıza bıraktım. Başka bir şey lazım mı? Yok, sağ ol. Cem Yenilmez teşrif etmişler. Arkadaşlar dışarı çıkar mısınız? Beyler, dışarı dedim. Ne oluyor ya? Kim emir veriyorsun sen? Mari Mari mi sandın burayı? Bu ne? Al aç oku. Ne yazıyor o kağıtta? Adli tıp raporu. O gece o teknede sen de uyuşturucu kullanmışsın. Bunu söylemeye mi geldin? Kullanmadım dedin. Sordum sana değil mi? Açıkça sana sordum ve sen bana hayır dedin! Bir de niye bana inanmıyorsun diyorsun. Nasıl inanayım ben sana Arda? Ha? Yalan söylüyorsun. Kendine zarar veriyorsun. Ya niye böyle yapıyorsun ha? Niye aklını başına toplamıyorsun? Bitti mi? Arda kendine gel. Hayatını mahvetmeden kendine gel. Uyuşturucu kullanmak ne demek ya? Hazmedemiyorsun değil mi? Sensiz ayakta durabiliyor olmamı kabullenemiyorsun. Aklını al. Arda. Abuk subuk konuşma. Hep sana muhtaç olayım. Hepsinin altında ezileyim istiyorsun. Ama bitti Cem Yenilmez. Üzgünüm. O günler geride kaldı. İstediğin gibi ezebileceğin bir Arda yok artık. Sana ihtiyacım yok. Kendi ayaklarım üzerinde duruyorum. Kendi ayaklarının üstünde öyle mi? Sen annem dediğin o kadının ayaklarının üstünde duruyorsun. Kendi ayaklarının üstünde durmak ne demek en ufak bir fikrim bile yok. Belli ki o kadın şaibeli servetini sermiş önüne. Ama dikkatli ol. Çok dikkatli ol. Her şey geldiği gibi gider çünkü. Aynı hızla. Nasıl, yemekleri beğendiniz mi? Deniz tarhanı çok iyi yaparlar. Cemcim, bu arada sözleşmeyi yarın çocuklara imzalatırsın, olur mu? Cem'le biz sözleşmenin üstünden çoktan geçtik Mehmet. Oktay abinin de bilgisi var tabii. Bu arada senin Cambridge çeki bu Master Hoca'nla kulaklarını epey bir çınlattık. Richardson mı? Kesinlikle. Oo. Adam seni amma çok seviyor öyle ya. Ha? Ben de onu çok severim ama. Richards efsanedir ya. Kesinlikle öyle bir adam. Arda değil mi şu? Arda, Cem burada. Tuzla tersaneye yerleştiniz yani. Gördüm. Kaç dönüm? Oğlum hadi başka bir yere gidelim. 10 dönüm. Güzel. Niye? Abini rahatsız etmeyeyim şimdi. Niye biz gidiyoruz? Rahatsız olacaksa o gitsin.
Hadi otur. Ben çok açım. Yalova daha bekliyorlar değil mi? Yani bir Yalova gitsin. Daha mantıklı olur. Yani. Benim bildiğim kadar varmış ama değil mi? Arıyor ki bu saatte. Alo, Birkan Bey. Yasemin. Ne bey ya, Birkan Bey deyip durma bana. Birkan ne, Birkan. Ya bu Şirin toz oldu yok ortalıklarda. Sen bir haber aldın mı? Yok, almadım hiç. Eşyası meşyası kalmadı mı? Kalmıştı da ben çöpe attım onları. İyi yaptın. Ne yapıyorsun? Ders çalışıyorum. Bir hava al istersen. Alayım seni, çıkalım çay may. Yok, ben gece pek çıkmıyorum. İş dışında tabii. Ha. Yasemin, senin bu çantayla ilgili bir durum oldu. Evet. Tekne çalışanlarından biri arazi olmuş, ulaşamadım. Büyük bir ihtimalle o yürüttü. O gece toplanan her şey kayda alındı, bir seninki yok. Bulacağım ama, peşindeyim, tamam mı? Tamam, sağ olun. Demek ki yapacak bir şey yok. Olur mu öyle şey ya, güven bana. Bulacağım diyorsan bulacağım. Tamam, sağ olun. Kardeşin nasıl? İyi mi? Cem, ne ayak? Kardeşin ne zamandan beri kendinden büyük kadınlarla takılmaya başladı böyle? Ne? Kadın kaç vardır sence? 50 var mıdır? Yalnız taş gibi kadın ha. 20'lik kızlara nal toplatır. Ben olsam ben de atlardım şimdi. Doğru konuş! Kardeşin kendinden büyük kadınlarla takılıyor diye benden mi çıkarıyorsun incini? Doğru konuş dedim Mehmet. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dokundu değil mi? Mehmet Hadisi'nin Belkıs için söyledikleri. Sen Mehmet'e niye daldın? Çünkü ne kadar inkar etsen de Belkıs annen. Alakası yok abi. Olayın Belkıs'a hiçbir alakası yok. Başka bir kadın için de aynı cümleleri kurmuş olsa aynı tepkiyi gösterirdin. Göstermezdin Cem. Boşuna kandırma kendini. Bak. Belkıs artık burada. Arda'ya şirketi de kurdu. İkide bir çıkacaklar karşına. Ne yapacaksın bundan sonra? Hı? Her önüne gelene dalacak mısın? E'si şu. Belkıs'ın annen olduğunu gizlemene gerek yok. Arda nasıl olsa söyleyecek orada burada. O kadının yüzünü görmek istemiyorum abi. Allah Allah. Oğlum sana gör diye mi var? Git boynuna sarıl falan demiyorum herhalde değil mi? Ama böyle de olmaz Cem. Bir yolunu bulman lazım. Bilmiyorum abi. Hiçbir şey bilmiyorum. Neyse ya, boş ver. Su akar yolunu bulur demişler. Kızla ne yaptın? Ne kızı? Hayda. Oğlum bunu da mı inkar edeceksin? Bir de bana. Ekber abine. Seni bacak kadarlığından beri tanıyan Ekber abine, ha? Teşekkür ederiz ama Murat yok yarın. Okul gezisine gidecekler.
Biz beraber gelelim o zaman. Yani Murat'ı da bir dahakine getiririz. Buluşalım mı? Evet. Hava gayet güzel. Cumartesi evde geçirmek istemiyorsun herhalde. Kaçta alayım seni? Yok, almana gerek yok. Ve ben ne o hal? Alo. Bilkan. Hakan müdür ben. Hakan Çirişçi. Oo, Hakan müdürüm. Nasılsın Bilkan? İyiyim müdürüm, bomba gibiyim. Sizi sormalı. Sağ ol, sağ ol. Ben de iyiyim. Bir şey diyeceğim. Emredin müdürüm. Bana bir gelebilir misin? Hay hay. Yarın sabah kaç gibi uygun? Yarın değil, şimdi. Şimdi mi? Evet. Şimdi 15 dakikaya kadar burada ol. Bekliyorum. Hadi koç. Hadi. Baştan beri kanım ısınmadı şu bir kana. Şeyler çeviriyor ama... Öğreneceğiz Cevat abi. Öğreneceğiz. Ben... Teşkilatın adını kirletmesine izin verir miyim? Verir miyim? Vermez. Vermeyiz. Vermem. İfadesi niye yok bu dosyada? Hangi kız? Teknede yakalanan kız. Anlamadım müdürüm. Şu tekne baskınından bahsediyorum Birkan. Bu gece aşırı dozdan bir kız öldü ya. Evet. Evet. İşte bir kız daha varmış teknede. Bir kız daha mı varmış? Evet. Oo. Erken bunama mı başladı sende acaba? Biri gitti, biri denize atladı. Evet. Evet evet müdürüm, doğru söylüyorsunuz. Bir kız daha vardı, doğru. Şimdi hatırladım. Ne oldu? İfadesi savcılığa ulaşmamış mı? Ulaşmamış. Ne fiziksel, ne elektronik. Nerede ifadesi bir?
We'll be right back.